Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel motiflerin yapımını göstereceğim. Şimdi öncelikle bu motifleri istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Ben bu motiflerden şöyle üst tarafları, yani şu orta kısmı kabartmalı şöyle bir motifimiz istediğiniz yerde kullanabilir. Ben bunları bebek battaniyesinde kullanmıştım. Tabii ki siz de istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi öncelikle İplerim, benim evde kalan iplerim, Alize koton goldlarım vardı. Onlarla yaptım. Onlarla da çok güzel oluyor. Tığ numaram 3. Motifimizin şöyle bitmiş hali 8 santim oluyor bu iplerle. Sonra bunu nasıl eklendiğini de göstereceğim. Başlangıç olarak 3 tane rengimiz var. Siz de tabii ki istediğiniz renklerde başlayabilirsiniz. Şimdi orta kısmını başlarken şunları şöyle bir kenara koyalım. Nasıl yapıldığını size göstereceğim. Hiç yapmayanlar için de kolay bir motif olacak. Başlangıç olarak 7 tane zincir çekiyoruz. Bu 7 zincirimizi diğer ucu ile birleştiriyoruz. Yani küçük bir orta yapıyoruz. Şunu bu şekilde kilitledik ve burada 1, 2, 3 tane zincir çektik. İlmeğimizi alıyoruz. Boşluğun tam içine 2 kere de çıkartarak trabzan yapıyoruz. Tekrar bir tane daha yapıyoruz. Toplamda 4 tane olacak. İlk baştaki zincirle birlikte 1, 2, 3, 4 tane oldu. Yani ikili trabzandan 4 tane olacak. Şimdi bunu arka tarafına hemen çevirip ilmek falan almıyoruz. Diğer zincirin o ilk başladığımız ucundan ilmeksiz şunu içinden geçirerek kapattık ve düz tarafını döndürdük. Burada 1, 2, 3 tane zincir çektik. Yani kabartmamızın bir tanesi oldu. 6 tane bundan yapacağız. İlmeğimizi alıyoruz tekrar. Boşluğun içine ikili trabzandan 1, 2 kere çekerek 1, 2 çektim. Aynı şekilde 1, 2 çektim. 4 taneyi tamamladık. Yine arkasını hemen çevirip ilmek almadan ilk başlangıcımızın hemen tepesine içinden kaydırarak ilmeğimizi çektim ve düz tarafını çevirdim. Burada hemen 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı işlemi ilmek alarak boşluğa tekrar yapıyoruz. 2 kere de çekelim trabzanlarımızı. 4 taneyi tamamlıyoruz. Tamamladık. Sonra tekrar geri döndük. Hemen diğer köşesine çıkarttık ipimizi. 1, 2, 3 zincir çektim. 3. kabartmamız da hazır. İlmeğimi aldım. Yine boşluğa 1, 2, tekrar 1, 2, tekrar 1, 2, dördüncüyü de tamamladık. Birazcık ilmeklerimizi, hani biraz kısa değil de birazcık uzun çekersek daha güzel pot durur. Tekrar döndük. İlk başlangıç yerimizin, yani döndüğümüz zaman şuraya denk geliyor. Döndük. Buraya kilitledik. 1, 2, 3 zincir çektik. Aynı yere 5.'yi yapacağız. 1, 2, 3, 4 ve 5. Pardon, 4. 4'te kaldık. Fıstıklar 5 tane olunca ona gitti aklım, kusura bakmayın. 4 taneyi yaptık. Arkasını döndürdük.
İlk başlangıç yerimizin tam tepesinden ilmek almadan kaydırarak şöyle çektik ilmeğimizi. Düz yaptık. 1, 2, 3 zincir çektik. Şimdi 6.'yı tamamlayacağız. Sonuncuyu. Aynı boşluğa 1, 2, 3, 4 tane yaptık. Arkayı çevirdik. İlk başlangıç yerimizden tekrar aldık. 1, 2, 3 zincir çekip ilk yaptığımız fıstığın hemen arka tarafında görmüş olduğunuz yere ilmeksiz bir şekilde şu şekilde sabitledik ve bitti. Şimdi bu ipimizi koparttık. Burayı bir sabitleyelim arkadaşlar. Bakın, şöyle elinizle papatyanın ortasını şu şekilde de düzeltebilirsiniz. Bazen arkadaşlar diyor benimki sizin gibi olmadı, şurası büzüldü. Arkadaşlar şöyle bir el ütüsü vardır. Böyle el ütüsüyle de böyle düzeltebilirsiniz motiflerimizi. Biz de yaparken çok da direkt düz çıkmıyor. Elimizle de düzelttiğimiz zamanlar oluyor. Bunu ben bir arkadan şöyle bir gezdireceğim. Birinci sıramız tamam oldu. Şimdi gelelim ikinci rengimize. Yani şu açık pembemize. Şeker pembemize geldik. Siz bunu istediğiniz renklerde erkek çocuğu için, kız çocuğu için de yapabilirsiniz. Tabii ki battaniye değil, kırlent de olabilir. Her türlü yerlerde bu motifimizi kullanabilirsiniz. Bunu ben sabitlemek için bir tane zincir çektim. Motifimi aldım. Herhangi bir o 3 zincir çekmiştik aralarda. Herhangi bir boşluğa bu aradaki 3 zincir çektiğimiz boşluğa bunu şöyle bir sabitledim. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. 2 kere de çıkartarak trabzan yaptık. İlmeğimizi aldık. Tekrar bir trabzan daha yaptık. İlmeğimizi alıyoruz. Yine 4 tane trabzan yaptık. Bundan sonra tekrar arkaya dönüp ilk başlangıç noktamızdaki son yere sabitledim ve şöyle bir döndürdüm. Burada aralarda 2 zincir. İlmeğimi aldım. Bunun önemli olan her boşluğa 2 tane yapmak. Şöyle göstereyim. Bakın her boşluğa 2 tane. Aynı fıstıktan her boşluğa ilmeğimi alıyorum. Yanına hemen tekrar yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şu aralarda hep 2 zincir olacak. 4 taneye yaptım. Geri çevirdim. Diğer noktadaki ucudakine bağladım. Şu şekilde 1, 2 zincir çekip ilmeğimi alıyorum ve diğer boşluğa. Bu boşluğa 2 tane yaptık. Şimdi diğer boşluğa 2 kere de çıkartalım. İlmeğimi aldım. Trabzanımı yaptım. 2 defa da çıkartıyoruz. 3, 4 oldu. Tekrar geri döndüm. 1, 2 zincir çekip arada ilmeğimi alıyorum. Aynı boşluğa 4 tane daha trabzan yapıyoruz. 1, 2. 1, 2. Şu şekilde 4 tane trabzan yaptık. Hemen arkasını döndürüyoruz. İlmek almadan tam başlangıç noktasına burayı sabitleyelim. Geri dönelim. 1, 2 zincir çekelim. Bakın yaparken biraz elinizi o bağlantı yerini sık yaparsanız pot pot daha güzel durur. İlmeğimi aldım diğer boşluğa. Bu şekilde her boşluğa ikişer tane bu fıstıklardan yapalım.
İlmek alıyorum aynı boşluğa. Hiç bilmeyen arkadaşlarımız bile çok basit bir şekilde yapabilir. Bakın. İkişer tane yaptık. İki zincir çektim diğer boşluğa. Eğer ki bunu yaparken aralara iki zincir çekiyoruz. Eğer ki şöyle gerildi, toplandı derseniz arada üç tane de çekebilirsiniz arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Geri döndük. Bir, iki zincir çekip ilmeğimizi alıp aynı yere tekrar fıstık yapacağız. Geri döndük. Sabitledik. İki zincirle geldik. Biraz buraları hızlı geçiyorum. Çünkü artık başlangıçta gösterdim yapımını. Her boşluğumuzu ikişer fıstık yaparak modelimizi tamamlayacağız bu rengimizde. Son fıstıkları yapıyorum. 4 tane yaptım. Arkaya geldik. Sabitliyorum. 2 zincir çektim. İlmeğimi alıp aynı yere tekrardan yapıyorum. Bunu da arka tarafa sabitleyip zincirimi çektim. Burada 3 çekeyim. Benim de biraz. Şu ilk burada yaptığımız gibi ilk fıstığın arka tarafındaki ilmeğe ip içinden kaydırarak bunu sabitliyoruz ve bu ipimizi de artık koparttık. Şimdi şöyle bir fıstığımız oldu. Bakın benim de toplandı. Ben bunu şimdi şu şekilde biraz elimle el ütüsü yaparak açtım. Bak, çok güzel bir papatya gibi güzel bir modelimiz oldu. Şimdi gelelim üçüncü sıraya. Bunu ben yine arka tarafından onu ben gezdirerek yedireceğim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ikinci sıramız da bitti. Şimdi gelelim son sıramızın, pardon, üçüncü ve dördüncü sıramızı yapacağımız gri rengimize. Dört sırada bitiyor zaten arkadaşlar bu modelimiz. Bu ipimizi de önce sabitleyelim. Bir zincir çektim, sabitledim. Herhangi bir çektiğimiz zincirler yok mu şu boşluklar? Tamamen şu boşluklara. Bunu bir sabitliyorum. Sabitledikten sonra şöyle yapalım daha iyi gözüksün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. İlmeğimizi alıyoruz. 2 defa da çekerek şuraya aynı yere trabzan yapıyoruz. Burası V. Yani bu bir köşe. Şurasını yapmış olduk arkadaşlar. Bu bir köşe. Şimdi 3 zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. Her boşluğa bir trabzan yapıyoruz. 2 kere de çıkartarak. 1, 2, 3 zincir çektim. İlmeğimi aldım. Diğer boşluğa 1, 2 defa da çıkarttım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bir köşe 2 tane direk yaptık.
tekrar bir köşe yapacağız. Yani 3 zincir çekiyoruz, ilmeğimizi aldık, diğer köşeye geldik. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilmeğimizi alıp aynı yere trabzanımızı yaptık. Yani bir köşe yaptık, 1, 2 direk yapıp bir köşe, 2 direk yapıp tekrar köşe yapacağız. Yani 4 tane köşe elde etmemiz lazım. Şurada görmüş olduğunuz gibi. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmeğimi aldım. Diğer boşluğa 1, 2, 3 zincir çektim, ilmek aldım. Diğer boşluğa 1, 2, 3 zincir çektim. 2 direğimiz bittik, köşeye geldik yine. Buraya da şu şekilde battık. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilmeğimizi alıyoruz. Aynı yere köşemizi yaptık. 1, 2 tek çift, 2 tek çift, 1, 2, 3 zincir çektik, 1 tek yapıyoruz, 1, 2, 3 zincir çektim, diğer boşluğa 1 tek daha trabzan, 1, 2, 3 zincir çektim, ilmek aldım, bu diğer boşluğa da köşemizi yapıyoruz. Arasına 4 zincir çekerek aynı yere bir defa daha yaptık. 1, 2, 3 zincir çektim. Şuraya yan boşluğa bir tane. 1, 2, 3 zincir çekip şu boşluğa bir tane daha. 1, 2, 3 zincir çekip şu şekilde de göstereyim şimdi size. 3 zincir çekip bu ilk başta 7 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3.sine bu ipimizi ilmek almadan içinden kaydırdım, sabitledim. Şu şekilde. Bakın 4 tane köşe oldu. Yani şu köşelere ikişer defa tek tek 2, tek tek 2, tek tek 2, tek tek 2. Yani köşe oluşturduk. Şimdi burada 1, 2, 3, 3 zincir çekiyoruz. İlmeğimi aldım. Boşluğa 1, 2 tane trabzan yaptım. Zincirle birlikte 3 trabzan oldu. Bu köşeyi yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilmeğimizi alıp aynı yere tekrar trabzan. 3 tane. Köşeler bu şekilde olacak. 3 tane. Hiç zincir falan çekmiyoruz artık. Bütün boşlukları 3'er tane dolduruyoruz. Köşelere gelince de şu şekilde 4 zincirle aynı yere batacağız. Şimdi ilmeğimi aldım. Yan boşluğa 1, 2, 3. Zincir falan çekmiyoruz. İlmek aldım. Diğer yan boşluğa ikili trabzandan 1, 2 ve 3. Diğer boşluğa 1, 2, 3. Şimdi ortaya köşeye geldik. İlmeğimizi aldık. 1, 2, 3. 3 taneyi doldurduk. Ve burada 1, 2, 3, 4 zincir çekip ilmeğimizi alıp aynı yere 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Bakın köşemiz bu şekilde oluşmuş oldu. Köşelere geldiğimizde 3, 3, arada 4 zincirle köşelerimizi tamamlayalım. Şimdi yine zincir çekmiyoruz. İlmek aldık. Boşluklara 1, 2, 3.
İlmek aldık. Diğer boşluğa 1, 2, 3. İlmek aldık. Diğer boşluğa 1, 2, 3. İlmek aldık. Bu diğer boşluğa 1, 2, 3. Köşede olduğu gibi 4 zincir çekip, çünkü köşeye geldik, ilmek aldık. Aynı köşeye 3 tane daha dolduruyoruz. Şimdi şuraya kadar bu şekilde gelelim arkadaşlar. Burayı biraz ben göstererek hızlı geçiyorum. Köşeye geldik. 3 tane doldurdum yine. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İlmek aldım. Diğer aynı köşenin bu tarafına 3 tane daha yapıyorum. Ve buralara da 3'er tane doldurup başlangıç noktamıza geliyorum. Üç taneyi tamamladık. Şimdi bu ilk başlangıçta 3 zincir çekmiştik. Onun tam tepesine hiç ilmek almadan şu şekilde çıkartıp içinden geçirdim. Bir zincir çektim ve ipimizi koparttım. Motifimiz, elimle de şöyle bakın düzeltiyorum. Motifimiz bu şekilde tamamlandı. Şimdi sizlere nasıl bu motiflerimizi battaniye yaparsanız, kırlent yaparsanız ne kadar gideceğini, santimini bilirsiniz. O kadar motiflerinizi tamamladıktan sonra bütün motiflerinizi ekleme işlemine geleceğiz. Ben şimdi size şu köşeden başlayıp nasıl eklenir, bir 4 tanesini ekleyeceğim şöyle. Zaten siz onu büyük bir şekilde ekleyerek devam edebileceksiniz. Çünkü büyük battaniyeyi burada da o kadar büyüğünü göstermek mümkün değil. Ben size tekniğini gösterip siz ona bakarak ilerleyebilirsiniz. Şimdi şu köşeden başlayacağım. Siz buradan da ip kopartmadan yapacaksanız buradan da başlayabilirsiniz. Ya da ben de öyle başlayayım. Yani şuradan başlamış olduk. Şuradan. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Tam şu 3 tane yaptık değil mi? Şu arada diğerine geçmeden şu aradakine, şu aradaki boşluğa ilmeksiz bunu şu şekilde bağladım. Şöyle 6 tane olanı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane, yani diğer şu direğin tam ortasındakiyle bunu ilmeksiz şu şekilde yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen diğer 1, 2, 3 tane şunun tam başına denk gelecek yere şu şekilde, bunları kaçırmayın ki ilmekleriniz eklerken de yanlış olmasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. 1, 2, 3, şu dördüncü hemen tepesine sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip boşluğa geldim. Şimdi bu boşlukta da 8 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Yani burası birleştirdiğimiz zaman köşe olacak. Bakın. 1,
2, 3, 4, 5, 6 çekiyoruz. Sadece köşelerde 8. 6 çektik. Yine 1, 2, 3. Hemen tepesine. Yani şu aralara. 3, 3 yapıp geçtik ya. Geçtiğimiz o aralara. İlmeksiz şekilde 6 tane zincirimizi bu şekilde bağladık. 6 çektim. 3, 4'üncüye 6 çekiyoruz yine şu araya. 6 zincir çektim boşluğa. Şimdi şu şekilde olmuş oldu bakın arkadaşlar. Şimdi şuraya kadar geleceğim ki bunu ekleyebilelim. Şimdi buraya geldik. Burada yine köşeler 8 tane demiştik. 8 zincir çekip aynı yere tekrar ekledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip yine araya denk gelen yerlere ilmeksiz kapattık. 6 zincir çekip bu şekilde aralara ilmeksiz battık. Yani her birinde köşe hariç 1, 2, 3, 4, 5. Bir de köşeler. Hepsinde de bakın 1, 2, 3, 4, 5 köşe. 1, 2, 3, 4, 5 köşe. 1, 2, 3, 4, 5'inciyi yapıyoruz. Köşeye geldik. Bu köşede şimdi 4 tane zincir çektim. Pardon, 5 de çekebilirsiniz, 4 de. 4 tane zincir çektim şu şekilde ya. Bu ilmeğimi aldım. Şöyle yüzü bana geliyor. Diğer motifleri birleştirdiğimiz gibi köşeye hemen bunu sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. 6 çekiyorduk ya burada. Şimdi 3, 3 çekeceğiz ki birleştirelim. 3 zincir çektim. Diğer şu zincirin tam orta boşluğuna ilmeksiz bağlayıp 3 tane zincir çekiyoruz. İlmeğimizi aldık. 1, 2, 3. Hemen şu dördüncüye, pardon, ilmek almıyoruz orada. Dördüncüye sabitledik. Yani kenar yaparken, birleştirme yaparken ilmek almıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektik. Hemen diğer boşluğun içine şu şekilde 1, 2, 3 zincir çekip bu tarafa. Yani şimdi artık eklerken 3 zincir çekip karşıya ekliyoruz. 3 zincir çekip direkt devam ediyoruz. 3 zincir çektim. Karşı taraftakine ilmeksiz bağladım. 1, 2, 3 zincir çekip direkt devam ediyorum. Yani şu şekilde olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Karşılıklı 3, 3, 3, 3 gideceğiz şimdi. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Hemen karşıya şu şekilde bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Devam ediyorum. Bu tarafta. 1, 2, 3 zincir çektim. Karşı tarafın son üçlüsüne geldik. 1, 2, 3 zincir çekip köşeye geldim. Şimdi köşede 8 taneydi burada. Bu köşede şimdi 4 tane çekip o 8 tanenin tam orta yerine, ister zincirin ortasına, ister boşluğa ilmeksiz kapattık. 1, 2, 3, 4 zincir çekip aynı boşluğa devam ettik. Bakın şu şekilde olmuş oldu. Şimdi burada
Şöyle göstereyim yine. Bunu ekleyemiyoruz. Zemin olması lazım. Önce zeminimizi geçeceğiz. Buradan sonra bunu buraya ekleyeceğiz. Sonra bunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Bunu siz farz edin ki büyük yapacaksınız veya kırlent falan yapacaksınız. Kaçlı olursa olsun arkadaşlar. Bu şekilde ekledik. Zincirlerimizi çekiyoruz. Orta yerine geliyoruz. Bunda yaptığımız gibi şuraya geliyoruz. Sonra diğer motifimizi. Yani enini, boyunu kaç istiyorsanız ona göre. Ben sadece işlemini göstermek için 4 motiften gösteriyorum size. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek her şu 3 tanenin orta yerine ilmeksiz şurada yaptığımız gibi boşlukların ortasına hemen direğin üst tarafına denk geliyor. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip köşeye geldik. 1, 2, 3, 4, 5. Burada kenara geldiği için, yani ilk başlangıç kenarımız olduğu için 5 tane çekip bu tarafa gittik. Çünkü buraya artık kirpik veya işte biye yapılacak. Siz buradan buraya geleceğiz. Bunu ekleyeceğiniz zaman yani. Buraya normalde şimdi yine 8 tane yapıp siz devam edebilirsiniz. Ama son dönüş noktalarımızda bakın yine buradaki gibi 5 tane çektik. Ters tuttuk. Devam etseydik 8 çekip aynı yere batıp 6 6 6 buraya kadar gelecektik. Şimdi ben yukarıya doğru gideceğim. Motif ekleyeceğim. 5 zincir çektik. Motifi aldım. Yine ön tarafı bana bakıyor. Diğer ön taraf, yani tersler içte kaldı. Köşeye geldik. 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen diğer 6 zincirin ortasını ekledim. 1, 2, 3 zincir çekerek hemen 1, 2, 3, 4. şuraya yerimize yine battık. 1, 2, 3 zincir çektim. Karşı boşluğa. 1, 2, 3 zincir çekerek direkt buraya geldik. 3 zincir çektik. Karşılıklı, yani şu şekilde. Köşeye kadar gelelim. Yani aslında mantık diğer hırkalarımızda motifleri birleştirdiğimiz gibi. Fakat bu hep zincir. Ve ilmeksiz batıyoruz. Karşıya geldik. 3 zincir çekip köşeye geldik. Tekrar göstereceğim size. Şöyle anlayabilmeniz için ne yaptığımızı bilelim. Şimdi yine bakın böyle. Şimdi köşeye geldik. Bu köşede yine 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Köşenin şurada köşe yapmıştık hani tam orta yerine bu 4 zincirimizi ilmeksiz sabitledik. 1, 2, 3, 4 zincir çekip bakın ortamızı bulduk. Aynı yere köşenin geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip bu yukarıya doğru aralara yaparak geliyoruz. Köşeye geldik. Şimdi yine bakalım şöyle neler yapmışız.
Şu şekilde. Şimdi bunu buraya ekleyeceğiz. Şöyle. Şimdi köşeye geldik. Bu köşede ne yapıyorduk arkadaşlar? 2, 3, 4, 5 zincir çekip şunu şöyle bir anlatayım. Orada bir yanlışlık olmasın. Şimdi yeni başlayanlar için, hiç yapmamış olanlar için anlatıyorum ki anlayabilsinler. Bunu böyle şuraya gelecektik. Tekrar mesela şöyle motifleri ekleyerek uzunlamasına bu şekilde kaç tane yapacaksanız ekliyorsunuz. Üst tarafa geçtiğiniz zaman yine böyle. Fakat bu kenarlarda böyle, kenara gelen kısımda üst tarafa geçtiniz bu şekilde. Ama bunu eklerken, çünkü üst tarafına bir motif daha ekleyeceğiniz, yani üstüne motifleri ekleyerek gideceğiniz için şu köşeyi oluşturacağız. Burada 5, 6, 7, 8 tane çekelim. Köşe olacak çünkü diğer motifleri de eklediğimiz zaman. 8 zinciri çekip arkadan şöyle yine iç tarafa bakıyor. Motifimizi aldık elimize. Buna sabitledik. Bundan sonra yine 3 tane çekip hemen yanındaki boşluğa, sonra karşılıklı aşağı doğru ekleyerek gidelim. Batacağımız yerleri zaten öğrendiniz arkadaşlar. Aralarda nereye batacaklarımız. Yani şu direklerin tam üstteki yerleri. Son 6'yı yaptık. 3 zincir çekip köşeye geldik. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekip yine köşeyi buluyoruz. Tam köşe orta neresiydi? Şuraya sabitledik. 4 zincir çekip köşeye tekrar battık. Ne yapmışız arkadaşlar şimdi burada? Bakın. Köşemiz bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane şuraya da, çünkü bunu ütülediğiniz zaman ortadan da bir değişik bir yer çıkacak. Şimdi ne yapıyoruz? Yine 3 zincir çekip hemen diğer tarafa ekledik. 3 zincir çekerek, yani şu şuraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Köşeye geldik. 1, 2, 3, 4 zincir çekip köşemizi bağladık. 4 zincir daha çekip aynı köşeye batırdık. Şimdi bu şekilde büyüteceğiz dedik. Yine aynı diğer motifleri eklediğimiz gibi arkadaşlar, hemen böyle gidiyoruz. Böyle geliyoruz. Mesela siz tabii büyük yaptığınızı düşünün. Her zaman büyük yaptığınızı düşünerek anlatıyorum. Ben bunda sadece model gösteriyorum. Şimdi bunu zincirini yapıp, bu zinciri böyle yapıp sonra ekleyerek tekrar geleceğiz. Ama şu zemini, şunu gibi bir zemin olmadan ekleme hiçbir zaman yapılmaz. Önce zemin. Zemin dediğim, yani şimdi bu zincirlerimiz. 6 zincir çekerek bütün o ara boşluklara batarak şimdi diğer köşeye gideceğim. Anlamış olacaksınız beni.
Köşeye battık. Köşeler her zaman 8 zincir. Ekleme yapılıyorsa 4'erden 8 yapacağız. 4 zincir, 4 zincir. 8 zincir çektim. Aynı yere battık. Altı zincir çektik. Boşluğa battık yine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekip köşeye geldik. Şimdi burada 8 yapmamızın nedeni üst tarafa dediğim gibi motif ekleyeceğimiz için burada köşemiz oluşması lazım, değil mi arkadaşlar? Şurayı 5 yapmamızın sebebi artık bu taraf kenar. Biz buralara motif ekleyerek gideceğimizi düşünerek yapalım. 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Bu 8 tane çektiğimiz zincirin tam ortasına 4 zinciri tamamladık. 1, 2, 3, 4 zincir daha çekip diğer köşemize geldik. Yani burada köşe oluşturduk. Şu orta yerimizi oluşturmuş olduk. Anlatabildim mi arkadaşlar? 8 tane çekmemizin sebebi bu köşelerin tamamlanmış olmasıydı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik. Sona kadar gelelim. Sona geldik. Buraya ilmeksiz battık. Şimdi ne yapmış olduk arkadaşlar? Şu şekilde ekledik. Bunu devam ettiğini düşünüyoruz yine. Kenardayız. Kenar olduğu için bitti. Kenar olduğu için şurasına 5 zincir çekiyoruz. Bitiş noktalarındaki şu aralara 5 zincir. Ama bu orta yere denk gelen yerlere 8 zincir. Arkasını döndürdük. Elimizi aldık yine. Bu şekilde karşılıklı üçer zincirle karşılıklı ekliyoruz. Şöyle göstereyim. Sonra buraya geliyoruz. Yukarıya zincirimizi çekiyoruz şurada. Diğer motifleri de ekleyerek gidiyoruz. Yani mantık ekleme şeklimiz bu. Hepinize kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Elimden geldiğince sizlerin anlayabileceği şekilde anlatmaya çalıştım. Hepinize kolay gelsin diyorum. Videomu beğenirseniz beğeni butonuna basarsanız çok memnun olurum. Çok sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. Takıldığınız yerlerde de yorumlara yazabilirsiniz. Hepiniz elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Hoşça kalın.